Evet arkadaşlar, Wasserfall'deyiz. Rheinwasserfall'de. Bundan sonra şimdi karşıdan gördük. Bir de buradan görelim dedik. Böyle sular akıyor, görüyorsunuz. Bakın yerler yapmışlar. Suları görüyorsunuz değil mi? Suları görüyorsunuz değil mi? Suları. Zaten burası, yani dediğiniz gibi. Ve şu anda gidiyoruz artık. Şu anda dönüş yolundayız. Ve fazla da oyalanmamamız lazım. İhtiyaçlardan haricinde, çünkü evet arkadaşlar, Rheinwasser'ı geride bıraktık artık. Yolumuz önce Konstanz, ondan sonra Bregenz, Lindau, Friedrichshafen ve evler. Onun için şu anda biz de unuttuk kaç defa Grenze'den geçtik diye. Şu anda 2-3 kilometre ileride Almanya'dan İsviçre'ye girmiştik. Şu anda da İsviçre'den tekrar Almanya'ya giriyoruz ve girdik. Bunu da sebeplik başlattı. Evet arkadaşlar. Şimdi karşıdan gelmiştik. Şimdi solundan gidiyoruz. Biz solcuyuz ya. Onun için yine bisikletler görükmeye başladı. Ve göl de aşağıda. Gördüğünüz gibi. Biz de böyle çıkıyoruz. Tabii ki sabahın serinliği. Şeyleri giydik, şortmanları. Yani bağlar baş. Evet arkadaşlar, armutları yedi düz jeli solladı. Öyle dedi. Şimdi kısa bir interview yapayım size. Bodensee sol üst uç kısım, İsviçre tarafı tüm düz yol. Yollar güzel. Giderkene problemsiz gittik. Ama şimdi bu Almanya tarafı dönüş yolunda, karşıda inişler, çıkışlar, evlerin arasına girişler. Hep villalar var böyle. Hep gölün kenarı burası. Gölün kenarı. Bak şöyle iniyor hep. Ama yine yollarda çok bisikletçi var. Bisikletçiler bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi yolumuza bakıyoruz. Yağmura yakalanmayalım diye gidiyoruz. Yani düzelim dedi, yağmur yok. Yani. Evet arkadaşlar, Most'tan çıktık. Reichenau'a doğru. Most geride kaldı. Yani böyle bir yol var burada. Solunda araba yolu. Ama
kenardaki selvi ağaçlarının büyüklüğüne ve eski altlığına bakın. Yani Übelingen Radolfzell-Stadtmitte. Evet, şu anda Radolfzell'deyiz. Evet arkadaşlar, Radolf. Sen şimdi benim bir resmimi çekiver. Evet arkadaşlar, bu yol çekilir. Bu yol çekilir ve böyle de çekilir. Yani burası tren istasyonu gibi bir yer. İşte gölün hep böyle yerleri var. Yani ağaçlar ona keza. Yani yürüyelim. Sevgili abicim, yürü. 3 minuten pro kilometer. Geldin mi? Evet arkadaşlar, Radolfzell böyleydi. Bahnhof'un kenarından, ama enteresan bir yoldu. Yüzelim dedi. Güzel Altstadt'ı var ama Altstadt'ına. Yok, un enteresan şimdi Altstadt bizim için. Onun için işte Radolfzell'e girdik. Düzelim dedi, burası güzel. Girelim dedim, ben de girdik. Şöyle bakalım nasıl bir güzellik var. Ana yeri de burası. Yani. Radolfzell de böyleydi. Pasta, Sie schaffen das. 180 Kilometer abgeschlossen. Höhe 390. Evet arkadaşlar, döne bir hal olduk. Saat 1 oldu ama Reichenau'a geldik, Hinsel Reichenau'a. 194 kilometre oldu arkamızda ve şimdi Hinsel Reichenau'a gireceğiz. Kostan 8 kilometre yazdı. Fazla bir şey yok yani. Ondan sonra inseli bir dolanalım. Ondan sonra iki hedefimiz Konstanz'dan karşıya geçmek. Mersing'e. Yani. Evet arkadaşlar, şimdi Insel Reichenau yoluna girdik. Insel Reichenau. Ve gördüğünüz gibi Deutsche Allenstraße'ymiş. Yani Insel Reichenau. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Yani solumuz göl çünkü. Sazlıklar. Ama dediğim gibi Insel Reichenau. Süper yol. Arkadaşlar tekrardan Odense, Insel Reichenau. Artık gelmemiz lazım. Bayağı bir geldik çünkü içeriye girdik. Yani hava güzel olduğu zamanlar burayı düşünemiyorum ben, trafiği. Hava güzel olması lazım. Çok enteresan.
Evet arkadaşlar. İnsel Ayhanova burası. Bisikletliler ve evet arkadaşlar. Burası Reichenau. UNESCO Weltkulturerbeymiş. Burası İnsel. Modense'de. Şimdi ben de girdim içine. Şu an içindeyim artık. Bakalım bir rol turu yapacağız. Ondan sonra çıkacağız tabi ama burası İnsel Maynav'ın içindeyiz. Maynav değil abi. Reichenau. Enteresan bir yer ama. Devam et, boş ver. Öyle gideceğim, hangi yola geleceğim? He? Geldiğin yerden çıkacağım buradan. Buraya mı girelim? Hayır, böyle gideceğim. Tamam, gel. Ama sonu yok ya. Bana bak. Sonu yok abi. Abi bir şey yok burada. Tamam, dönelim hadi, doğru gidelim. Evet arkadaşlar, biz burada bir şey göremedik. Ama çok çiçek yetiştiriliyor galiba. Çamakenler çok, çiçek tarlası. Artık içinde ne oluyor? Çiçekler oluyor %100. Ama koskoca şehir gibi bir yermiş Maynav. Onun için ben başka türlü hesaplamıştım ama demek ki he? Niye? Hayır, biz şeye gidiyoruz işte, Konstanz'a. 203 km. Tarlalarından geçtik. Ama her şey yetişiyor galiba burada. He? He? Ben zannettim ki şöyle denizin kenarından dolanacağız. Ama çok büyükmüş burası ya. He? He? Kenarından dolanıyor. 100 metre evlerin arasından gidiyor. Evet. Kendini gördün mü? Anladım. Yani buranın özelliği 1500 türlü üzümler var. Koparalım mı bir salkım üzüm? He?
Arkadaşlar, Reichenau maceramız da burada bitti. Envai türlü bitki cenneti. Her türlü bitki gördük, çiçek gördük. Badem bile gördük, badem. Dikkatinizi çekerim. Badem. Ama tabi benim için fazla bir iç açıcı değildi şöyle. Yani zaman kaybetmekten, çünkü zaman bizim için önemli bugün. Çıktık yine ama turumuzu attık. Ama bitki olayı, ziraat mühendisleri burayı görmeden yapmasın. Ben ziraat mühendisiyim diyorsanız gelin Reichenau inselini gezin, bilgi edinin. Bu yoldan Konstanz'a gidiyoruz. 6-5 kilometre gibi bir yolumuz var Konstanz'a. Ondan sonra hemen gemiyle karşı Mersin'e geçeceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Çünkü devam etmemiz lazım. Yoksa benim düz yerim, yanlış yere girdim. Warum hier mich folgen? Evet arkadaşlar, Konstanz Reichenau arasındayız. Tabii yol harika. Şimdi yalan söylemeyelim. Yol buradan ta Reichenau'nun içine kadar yol harika. Yani Konstanz'da otursun mu, atla bisikletine git Reichenau, dolaş gel yeter. Sevgili. Evet arkadaşlar, Konstanz'ın içinde bir döner yedik. Ondan sonra şimdi de gemiye binip karşıya Mezburg'a geçeceğiz. Çünkü öbür ucunu dolanmayacağız. Öbür ucunu dolansak bugün yetmez. Yani şu anda geminin kalkacağı hafene iniyoruz. Zaten buradan. Evet arkadaşlar, şu anda gemi yaklaşıyor, bakın öyle. Şimdi binip buradan karşıya geçeceğiz. Burası da böyle. Yani bisikletçiler de burada böyle. Bir tanesi gülüyor. Ama gülsün o. Kendine gülüyor Dumkov. Ve gemi bak böyle yap. Evet arkadaşlar, Konstanz'dan Mersburg'a geçiyoruz. Karşıya 5.30 bisikletle beraber. Ve şimdi hareket etti gemi. Kaç dakika? Bayağı da hızlı gidiyor arkadaşlar. Şu anda Odense'nin tam ortasındayız. Ve gidiyoruz arkadaşlar. Fere ile beraber. Yani gidiyoruz böyle. Evet arkadaşlar, Mersburg'dayız. Bodensee, herzlich willkommen. Bodensee Kreis, Mersburg. Yani ve burası böyle. Yani felaket bir yer orası. Arkadaşlar, gemiyle geçtik karşıya Mezburg'a. İnsan kaynıyordu, durmadık statın içinde. Ufak şirin bir yer, eski
ne demek eski, daha hala üzüm, sağım solum üzüm zaten. Vine yapılan yerler buralar. Yukarıda iki tane resmini çektim, bir kameraya da aldım. İki tane şlos var. Onlar çok eski. Vine yap. İlk hedefimiz Friedrichshafen. Düzgelim orada trene binip evine gidecek ben. Ondan sonra Lindau yapacağım. Lindau'dan sonra Bregenz. Ondan sonra benim de araba orada. Artık bakarım duruma göre. Kafam neye eser bilmiyorum. Ama şirin yerler. Yani her şey güzel hoş da oraya niye doğruyorsun ya? Yani arkadaşlar, yani buralar bisikletle gelip geçiyor arkadaşlar. Şu anda Bodense Hangav'a girdik. Hangav, burası ufak ufak sahil kasabaları ve Bodense'yi dersen burada. Bodense'yi dersen burada. Yani artık burası böyle ufak ufak böyle gideceğiz. Ne oldu? Telefon mu aradılar? Yengem aradı. Az kaldı geliyorum dedi. Evet arkadaşlar. Yani farkındaysanız. Evet arkadaşlar. Üzüm tarlalarının içinden gidiyoruz. Bu önümüzde giden kolegeyle biraz lafladık. İleride laflamıştık, gene buldu bizi. Reichenau'da. Ondan sonra iyi birine benziyor, gülüyor hep. Hamburg'dan yok. Yani sonete. Düzelim. Mach's gut, Kollege. Mach's gut. Hadi gel düzelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, buraları sağlı solu camping plus, çok camping plus var. Evet arkadaşlar, şu anda Friedrichshafen'deyiz, tam göbeğinde. Şu sağ tarafımız zaten aşağısı yaya yolları. Yani saat itibariyle şu anda saat 5 civarı. Benim de aşağı yukarı 30 kilometrem kalıyor zaten. Ama yani şimdi bu arada size şeyi göstereyim. Buranın bu burada yapılmış bu balon Seppelin balonu bu. Burası da ana göbeğe buranın. Bak, Banop karşıda. Yani evet, Düzcel abimle son anlarımızı yaşıyoruz. Ayrılacağız artık. Her şeyin bir sonu var arkadaşlar. Biraz sonra benim için de son olacak zaten. Yani diyeceğim, Friedrichshafen'deyiz. Seppelin. He? Şurada duralım mı? Sen söyle kahveleri. Evet arkadaşlar, kahve mi orası vereceğiz? He? Normal. Şekersiz. Friedrichshafen burası. Ştabın içinde mecbur bisiklet yolu buraya sokuyor bizi. Ondan sonra bunun içinden böyle gideceğiz. Ve ben de Lindau istikametine gideceğim. Yani görüyorum. Evet arkadaşlar, Friedrichshafen'in ikinci caddesindeyim. Bir aşağı caddesi zaten denizin başına, gölün başına. Görmüşsünüz. Oraya gelin çünkü orada önce görmüşsün orayı. Onun da gözüküyor zaten. Bakın, bisiklet girmek yeter. Tam yürümek lazım. Vakit
de biraz artık salıyor ama kararmadan. Evet arkadaşlar, Friedrichshafen ile Lindau arasında ilerliyorum. Elma bahçelerinin arasında. Yani Almanya'nın demeyeyim de Avrupa'nın elma ihtiyacını buradan mı karşılanıyor bilmem. Yani elma armut. Elma fazla yemedik de Lindau 15 kilometre, 16 kilometre, 14'müş. Gidiyorum. 1 saat 45 dakikada Lindau'dayım. Ondan sonra artık yolum bitmiş gibi bir şey oluyor. Arabanın yanına giderim. Yavaştan Bregenz'e. Yani arkadaşlar, Lindau'ya gelmiş durumdayım. Burası Lindau'nun inseline giriyor. Biraz sonra orada olurum. Yani bu Orense'nin yine en aşağısı. Öğlen en yukarısındaydım. Şimdi en aşağısındayım. Arkadaşlar geçti gördüğünüz gibi. Artık Lindau'dayız. İnselindeyiz. Zaten şöyle göstereyim. Şöyle. Yağmur da yağıyor zaten. Çileliyor. Şimdi insele gireceğim zaten. Oradan karşıda köprünün üstünden çıkıp böyle giderim. Şu yukarı. Şu anda 260 kilometre galiba. Yani 270 o aralar olacak. Güzel bir kilometre de yaptık. Güzel yerler gördük. Yeni yeni yerler keşfettik. Ve şu anda da Lindau'nun inselindeyiz. Buraya bir defa gelmiştim. Onun için biliyorum. Bu yolu da biliyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda Lindau inseldeyim. Lindau inseldeyim şu anda. Yağmur artık çiselemeye başladı. Ta karşıya gitmem lazım. Ama tabi buraya gelip de buraları görmeden gitmek olmaz olduğu için şimdi şöyle